Evet arkadaşlar birinci soruda bize verilen tepkime için hangileri doğrudur diye sorulmuş. Tepkime de asit ve bas tepkimeye girerek tuz ve su oluşturmuş. Asitle baz tepkimeye girdiğinde sadece tuz oluşturuyorsa buna nötralleşme tepkimesi diyemiyoruz. Ancak tuz ve su oluşmuşsa buna nötralleşme tepkimesi diyoruz. O nedenle birinci öncülümüz doğrudur. Tuz oluştuğunu zaten belirttik. Bu öncülümüz de doğrudur. Tepkime şu anda denk bir tepkimedir. Bir maddenin başında hiçbir şey yazmıyorsa bir var demektir. Bu nedenle bir mol asit ile bir mol baz tepkimeye girerek bir mol tuz ve bir mol su oluşmuştur. Bize üçüncü öncülde 1 mol asit ile 1 mol baz tepkimeye girdiyse oluşan tuz 2 moldür demiş. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Kat sayılara göre maddeler oluşurlar ve ayrışırlar. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzda bize aşağıdaki metallerden hangisi amfoter değildir diye sorulmuş. Önce amfoter metallerimizi bir yazalım. Berilyum, çinko, krom, alüminyum, kurşun ve kalay. bunlar amfoter metallerimiz. Bu amfoter metallerin dışında kalan kalsiyum aktif bir metaldir. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar 3. soruda bize soy metal olan altın ve platin ile reaksiyona giren çözelti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Altın ve platin ile ee, reaksiyona giren çözelti kral suyudur. Kral suyu da bir asit karışımıdır. Tuz ruhuyla kezzapın karışımıdır. Yani e, HCl ve HNO3 karışımı e, yazmamız gerekiyor. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar dördüncü soruda bize bazı özellikleri verilen metal sınıfı hangisidir diye sorulmuş oksijen bulunduran kuvvetli asitlerle tepkime verir. Yani sülfürik asit ve nitrik asit ile tepkime verir. Sadece ve hidrojen gazı oluşmaz. O halde bu metal sınıfımız yarı soy metallerdir. Yarı soy metaller bakır, civa ve gümüştür. Sadece kuvvetli oksijenli asitlerle tepkimeye girer ve hidrojen gazı açığa çıkarmazlar. Eğer sülfürik asit kullanılmışsa SO2 gazı, eğer nitrik asit kullanılmışsa asidin seyreltik ya da derişik oluşuna göre NO ya da NO2 gazı açığa çıkarırlar. Aktif metaller tüm asitlerle tepkimeye girerler ve hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Soy metaller sadece Kral ile tepkimeye girerler ve hidrojen gazı açığa çıkarmazlar. Amfoter metaller hem asitlerle hem bazlarla tepkime verirler ve hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Geçiş metalleri B grubu elementleridir. Ve B grubu elementlerin içerisinde hem hidrojenden aktif metaller hem yarı soy metaller hem de soy metaller vardır. Aynı zamanda amfoter metal de vardır geçiş metallerin içerisinde. Bu nedenle çok geniş bir kümedir geçiş metali. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar 5. sorumuzda bize hangi tepkime sonucu hidrojen gazı açığa çıkmaz diye sorulmuş. Bir defa bakır, civa, gümüş, platin ve altın. Bakır, civa ve gümüş yarı soy metaller. Platin ve altın tam soy metaller olarak isimlendirilir ve bunlar kesinlikle hidrojen gazı açığa çıkarmazlar. Hidrojen gazı açığa çıkmaz diyelim. Bu 5 metalin dışında kalan metalleri asidin içine attığımız zaman hidrojen gazı açığa çıkar. Bir de 1A grubundaki sodyum, potasyum gibi çok aktif metaller vardır. Biz bunları suyun içine attığımızda da yine hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Buradan yola çıkarak A seçeneğindeki demir hidrojenden aktif bir metaldir. Tüm asitlerle tepkime verir ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Sodyum 1A grubu metalidir. Çok aktif bir metaldir. Su ile bile tepkimeye girer ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Alüminyum amfoter bir metaldir. Hem asitlerle hem bazlarla tepkimeye girer ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Kalsiyum yine Hidrojenden aktif bir metaldir. Tüm asitlerle tepkimeye girer ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Civa ise bir yarı soy metaldir. Ee, sadece kuvvetli oksijenli asitlerle tepkimeye girer. Yani burada bir tepkime gerçekleşir. Ancak burada hidrojen gazı değil. NO ya da NO2 gazı açığa çıkar. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar 6. soruda bize H2SO4 çözeltisi bulunan deney kaplarına sırasıyla çinko Çinko, amfoter metaldir. Hem asitlerle hem bazlarla e, tepkime verir. Ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Bakır, bakır bir yarı soy metaldir. Her asit ile tepkime vermez. Sadece kuvvetli oksijenli asitlerle tepkimeye girer. Burada sülfürik asit kullanıldığına göre burada da SO2 gazı açığa çıkarır. Ve sodyum oldukça aktif bir metaldir. Bütün asitlerle tepkime verir ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Öncülerimize bakacak olursak A kabındaki balon şişer. Evet çinko amfoter metaldir. Hem asitle hem bazla tepkimi verdiği için burada hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Birinci öncül doğrudur. C kabındaki elastik balonun şişmesini sağlayan SO2 gazıdır. Hayır sodyum hidrojen gazı açığa çıkardığı için hidrojen gazıdır elastik balonun şişmesini sağlayan. Ve B kabındaki elastik balonun şişmesini sağlayan ise SO2 gazıdır. Ama burada hidrojen gazıdır denilmiş o da yanlış. O nedenle cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Evet arkadaşlar 7 soruda bize aşağıdakilerden hangisi asit çözeltisinden geçirildiğinde asit ile tepkimeye girerek çözelti tarafından tutulur diye sorulmuş. Asit ile tepkime verecek maddenin e, bazik özelliğe sahip olması gerekir. Bu nedenle biz bazik özellik gösteren maddelere bakacağız. E, burada gördüğümüz gibi 3 tane oksitimiz var e, ee, ilki asit oksittir. E, ee, oksijence zengin olan ametal oksitlere biz asit oksit diyoruz. Oksijen sayısı ametal sayısından daha büyüktür. İkinci bileşiğimiz de bir asit oksittir. Yine oksijen sayısı e ametal sayısından yani azotun sayısından daha büyüktür. C seçeneğindeki maddemiz ise susuz bazdır. Susuz bazdır. Amonyaktır. Yani cevabımız C seçeneğidir. Hemen D'ye de bakıyorum. E D seçeneğindeki madde etil alkoldür. Asitle ya da bazla tepkime vermeyecektir. E seçeneğindeki madde ise Oksijence fakir bir ametal oksittir. Yani oksijen sayısı ametal sayısına eşitse e, ya da oksijen sayısı ametal sayısından küçük ise e, biz buna nötr oksit diyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 8. soruda bize oda koşullarında pH değeri 11 olan bir çözeltiye Verilen maddelerden hangileri eklenirse pH değeri 7 olabilir diye sormuş. Ee, pH 11, 7'den büyük bir değerdir. Demek ki bizim başlangıçtaki çözeltimiz bazik bir çözelti. Son durumda pH'ın 7 olması istenmiş. Demek ki son durumda biz çözeltimizin nötr olmasını istiyoruz. Bazik bir çözeltiyi nötr hale getirmek için üzerine asit ilave edilmesi gerekir. Birincisinde eklenen madde bazdır. Dolayısıyla çözeltimizi nötr yapamayız. İkincisinde eklenen madde sudur. Yine çözeltimizi nötr yapamayız ama bazik özelliğini düşürebiliriz. Yani pH'i 7'ye yaklaştırabiliriz. E, üçüncü öncülümüzde ise asit ilave edilmiş. Yeterli miktarda hidroklorik asit eklersek pH değerini 7 yapabiliriz. Bu nedenle cevabımız C seçeneği yalnız 3'tür. Evet arkadaşlar 9. soruda bize kaptaki çözeltiye sodyum metali atıldığında hangi durumlar gerçekleşir diye sorulmuş. Önce tepkimimizi yazalım. Sodyum metali aktif bir metaldir. Hidroklorik asit çözeltisine atıldığında tuz ve Hidrojen gazı açığa çıkacaktır. E, zamanla sodyum metalinin kütlesi de azalacaktır. Hidroklorik asit kullanıldığı için e, asit e, miktarı azalacaktır. Hidrojen miktarı azalacaktır. Hidrojen miktarı azaldığı için de e, pHımız artacaktır. Yani pH 7'ye yaklaşmaya çalışacaktır. Çözelti pH değeri azalır. Hayır, çözelti pH değeri artar denilmeliydi. pH değerinin azalabilmesi için asitlik değerinin artması, yani hidrojen derişiminin artması gerekir. Ee, ama bizim burada hidrojen derişimimiz asit kullanıldığı için azalıyor. Bu yüzden de pH değerimiz artıyor. Hidrojen gazı oluştuğunu zaten söylemiştik. Sodyum metali de kullanıldığı için zamanla sodyum metalinin kütlesi azalacaktır. Cevabımız 2 ve 3 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 10. soruda verilen sisteme verilen sistemlere N2O5 gazı yani bir asit oksit ilave edilmiş ve bize verilen yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor bir defa asit oksitler bazla tepkimeye girerler ve su ile tepkimeye girdiklerinde ise asit oluştururlar bu nedenle asit oksit hcl çözeltisi ile tepkime vermez çünkü ikisi de asit özelliği gösteriyor İkinci kaptaki sodyum hidroksit çözeltisi ile tepkime verecektir çünkü sodyum hidroksit baziktir bizim eklediğimiz madde asidik özellik gösterir ve yine üçüncü kapta e, asit oksit su ile tepkimeye girdiği zaman ise asit çözeltisi oluşacaktır. Asit çözeltisi oluşur diyelim. Ve bakalım birinci kapta nötralleşme tepkimesi olur. Yanlış çünkü birinci kapta zaten tepkime olmaz. İkinci kapta pH değeri azalır. E, sodyum hidroksit tepkimeye girecektir. Yani sodyum hidroksit miktarımız azalacaktır. Dolayısıyla OH iyon derişimimiz azalacaktır. OH iyon derişimimiz azaldığı için bazik özelliğimiz azalacaktır ve pH 7'ye yaklaşacaktır. Yani pH değerimiz azalacaktır. Bu nedenle ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncülde ise bizim elimizde saf su vardı. Saf suyun pH'ı 7'dir. Biz üzerine asit oksit gönderdiğimiz zaman asit çözeltisi oluşacaktır. Yani pH değerinin düşmesi lazım. Bize 3. kapta pH değeri artar denilmiş. Bu yanlış bir ifadedir. Doğru cevabımız B seçeneği yalnız 2'dir. Evet arkadaşlar 11. soruda bizim nitrik asit ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Asit olduğuna göre mavi turnusolu kırmızıya çevirir doğru cam veya plastik kaplarda saklanır çünkü bunlarla tepkime vermez doğru. Aktif metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazı oluşturur. Bu seçeneğimiz de doğru. Metallerin büyük bir çoğunluğu ile tepkimeye girer. Yani hidrojenden aktif olan metallerle, amfoter metallerle e, yarı soy metallerle tepkimeye girer ama tam soy metallerle tek başına tepkimeye girmez. Bu nedenle D seçeneğimiz de doğru. E seçeneğinde yarı soy metaller olan bakır, gümüş ve civa ile tepkime vermez denilmiş. Bu yanlış bir ifadedir. Nitrik asit kuvvetli, oksijenli bir asit olduğu için yarı soy metallerle tepkimeye girer. E, ve asidin seyreltik ya da derişik oluşuna göre azot monoksit ya da azot dioksit gazı açığa çıkarır. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar 12. soruda bize verilen çözeltilerin hangileri bulundukları kaplarda saklanamaz diye sormuş. Bir çözeltinin bir kapta saklanamaması için tepkime olması gerekir. Tepkime varsa diyelim saklanamaz. Şimdi bakır bir yarı soy metaldir. Ve bakır sadece nitrik asitle ve sülfürik asitle yani kuvvetli oksijenli asitlerle tepkimeye girer yani hidroklorik asit ile tepkime vermez bu nedenle hidroklorik asit çözeltisi bakır kapta saklanabilir yani burada tepkime olmaz. E, hemen ikinci kaba bakıyorum çinko bir amfoter metaldir amfoter metaller hem asitlerle hem de bazlarla tepkime verirler dolayısıyla çinko sodyum hidroksit çözeltisi ile tepkime verir e, ve dolayısıyla da çinko kapta saklanamaz demir hidrojenden aktif bir metaldir e, ve tüm asitlerle tepkime verir e, sadece asitlerle tepkime verir Potasyum hidroksit bir baz olduğu için tepkime vermez Dolayısıyla demir kapta potasyum hidroksit çözeltisi saklanabilir Bize hangi kaplarda tepkime vardır diye sorulmuştu Bu nedenle cevabımız yalnız 2B seçeneğidir